Kurultaya dönük bir çalıştay, küçük milli bir danışma toplantısı gerçekleştireceğiz. Ama önden önce sayın basınımıza Afyon'da yeni seçilen il örgütümüzün neler yapacağı ve nasıl çalışacağı ile ilgili bir basın açıklaması yapacağız. İlk bölümde, basına açık bölümde sevgili birazdan vekilimle gündeme dair konuşmalarını yapacak. Sonra basınımızın, değerli basınımızın soruları varsa onları alacağız. 15 dakika vereceğiz. Basınımızdan müsaade isteyeceğiz. Çalıştayımıza, çalışmalarımıza devam edeceğiz. İl ve ilçe kongrelerimizi gerçekleştirdik. Bu kongre sürecinde ilçe örgütlerimiz, belediye başkanlarımız ve parti tabanı birlikte uyum içerisinde örgüt bilinciyle hareket ederek kongrelere iradelerini koymuşlardır. Bu güzel çalışma bize Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin, belediye başkanlarının, il genel meclis üyelerinin ve milletvekilimizin birlikte planlı, programlı, daha etkin, daha verimli, daha ahenkli ve daha heyecanlı ve daha fazla uyum içerisinde çalışabileceğimizin mümkün olduğunu göstermiştir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Afyon Karahisar Cumhuriyet Halk Partisi'nde biz dönemi başlamıştır. İl ilçe örgütlerimizin var olma nedeni, yöresinin gerçek sorunlarını tespit edip ortaya koymak, çözüm önerilerini yetkili organlara iletmek ve genel merkezimizi bilgilendirmektir. Aynı şekilde genel merkezimizin ülke gündemine dair yaptığı açıklamaları parti politikası olarak yerine taşıyıp halkı aydınlatmak, uyarmak ve bu sorunların çözüm yollarını halkımıza anlatmaktır. Şehit annesinin ağlamasını istemiyoruz. Bizim bir askerimizin tırnağı bir Suriye bir askerimizin tırnağı bile etmiyor. Bunu her zaman söylüyoruz. Ve Suriye politikasında AKP'nin bugüne kadar yaptıklarını 2010 yılından 2011 yılından bu yana uygulanan dış politikadaki yanlışları defalarca söyledik. Bununla ilgili toplantılar düzenledik, bildiriler yayınladık, yapılması gereken yol haritalarını gösterdik. Ama hiçbir zaman bizi dinlemeden bir yola çıktılar. Merak ediyoruz. Suriye'de ne işimiz var? İdlib'de ne işimiz var? Buna ilişkin doğru dürüst bir yanıt da alamıyoruz. Ve gerçekten gün geçtikçe daha çok üzülüyoruz. İstiyoruz ki artık barış kalıcı olsun. Tüm dünyada, ülkemizde, komşularımızda. Çünkü komşudaki yangın mutlaka size sıçrıyor. Bir apartman düşünün. Bir ev yandığında o apartmandaki diğer dairelerde bundan etkileniyor. Suriye'deki yangın Türkiye'yi de etkiliyor. Diğer komşu ülkeleri de etkiliyor. Onun için hani Atatürk ömrünü savaşlarda geçirmiş ama ne söylemiş? Yurtta barış, dünyada barış demiş. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu sözü iyi algılamak gerekiyor. Biz emperyalist güçlerin taşeronu olmayın. Birilerinin oyuncağı olmayın. Tutarlı bir dış politika izleyin ve dış politikayı iç politikada siyaset malzemesi yapmayın dedik. Ama kulaklarını asmadılar söylediklerimize. Bunun için de gerçekten üzgünüz. İsteğimiz ve dileğimiz tek dileğimiz var, tek isteğimiz var. Bir askerimizi, bir Mehmetçiğimizi daha kaybetmek istemiyoruz. Ailelerin acılarını anlıyoruz. Daha fazla acı yaşamak istemiyoruz. Daha fazla çocuk, asker çocuğu babasız büyüsün istemiyoruz. Daha fazla asker annesi ağlasın istemiyoruz. Onun için bu konuda gerekli her türlü adımın atılması gerektiğini yine söylüyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da söylediklerimizin dün de bugün de arkasındayız. Bir yandan dış politikada yaşanan Suriye gelişmeleri, İdlib'de o gün 36 askerimiz şehit oldu. O gün 33'tü, sonra sayı 36'ya çıktı. 3 gün boyunca devlet büyükleri dediğimiz kişilerden hiçbir açıklama yok. Hatay valisi çıkıyor, açıklama yapıyor. Hiçbir şey öğrenemedik. Hatay valisinin açıklamalarıyla tabiri caizse yetinmek zorunda kaldık.